Efendim, bir yandan da insan hayatını hiçe sayan sahtekarlar afişe edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı süt ve süt ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan firmaları açıkladı. Tereyağı diye margarin yediren de vardı, normal sütü manda sütü diye satan da. Peki tüketici yeteri kadar bilinçli mi? Ayrıntılar haberimizde. Liste her geçen gün uzuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hilekarlarını ifşa etmeye devam ediyor. Vallahi ne diyeyim, herkes sahtekar. Ben hiçbir şeye itimat edemiyorum artık, eskisi gibi değil hiçbir şey. Sahtekarların yayınladığı listeye bu kez süt ve süt ürünlerinde hile yapanlar eklendi. Taklit ya da tahşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı 665'e yükseldi. Nişasta, süt tozu katıp yoğurtayı satıyorlar. 100 gram sütün üstüne 10 gram süt çıkıyor. Yapılan analizlerde peynirde nişasta, tereyağında bitkisel yağ tespit edildi. Gıda teröristlerinin hileleri pes edildi. Ben tereyağı aldım bir defa. Mısırla bir tereyağını karıştırmışlar. Manda kaymağından manda sütü çıkmadı. Kaşarda raf ömrünü uzatan netamisine rastlandı. Kaşar peynirlerinde de daha çok varmış. Çünkü oradaki bir çalışan arkadaş söylüyor. Eski kaşarları, kalan kaşarları eritip yeniye katıyorlar dedi. Başına varıyoruz, tereddüt ediyoruz. Acaba ne var? Doğru peynir mi? Onu benim hanım anlıyor, ben anlamıyorum. Anlıyorum, tadından anlıyorum ya. Şimdi bazı peynirler yapışıyor damağına, damağına yapışmayacak. Bazısı da kireç gibi. Anlıyorum ama nasıl anlıyorum bilmiyorum, anlıyorum yani. Ben gıda sektöründen emekli oldum. Bizim dönemimizde beyaz peynir, kaşar peynir tezgah koyduğumuz zaman kesinlikle bozulma yapmazdı. Şimdi içine katkı maddesi kullanıyorlar. 10 günde beyaz peynir, 15 günde kaşar peynir. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yapılan sahtekarlıkları ve halkın sağlığıyla oynayan firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Ancak tüketici hala yeteri kadar bilinçli değil. Gidip alıyoruz yani, hiçbir şeyde düşündüğümüz yok. Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin %60'ı gıda güvenliği konusunda temel bilgiye sahip değil. Çoğu sahte ürünleri fark etmeyip fiyat odaklı seçimler yapıyor. %80'i bilinçsiz alıyor kızım. Ucuz mu ucuz alıyor. Eve gitti zaman bu niye bir tadı yok diyor. Ya parayı biraz daha alırsan alırsın. İçerik bilgilerine önem verilmiyor. Kadınlar daha çok hijyen ve etiket bilgilerine bakıyor. Erkeklerse ürün ambalajının sağlam olup olmadığına dikkat çekiyor. Yani erkekler biraz daha o konuda, evet. Kadınlar biraz daha dikkat ediyor, evet evet. Son kullanım tarihine falan bakıyorum. İmalat tarihine bakıyorum. Hem fiyata bakarım, bir de şöyle ucuz vardır, zelleti pahalı vardır tadı. Uzmanlar gıda sahtekarlarının tüketiciler tarafından da yakından takip edilmesini tavsiye ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.